العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde yerlerin ve göklerin sahibi olan Hazreti Allah Celle Celaluhu, yeryüzünde yaşayan insanlar arasında Müslümanları ilgilendiren bazı emirler ve hükümler inzal buyurmuştur dedik. Bu hükümler ve emirler tatbik edilirse, itaat edilirse, yerine getirilirse, Müslümanların Allah'ın lütfuna, yardımına, rahmetine, merhametine mazhar olacaklarını, itaat etmezlerse Allah'ın azabına uğrayacaklarını okumuş olduğumuz ayet-i celileler ile izaha çalışmıştık. Bu arada Çukurova dediğimiz, bir bakıma memleketimizin buğday ambarı, zahire ambarı diye bildiğimiz topraklara bulutlardan gelen yağmurlarla nasıl bir azab-ı ilahi ile karşı karşıya geldiğimizin ve bunun manevi sebeplerinin neler olduğunu açıklayacağımızı ifade etmiştik. Aziz müminler, madem ki yerler ve gökler Allah'ındır, Kur'an bu hususta çok duruyor, ısrarla sık sık ayet-i kerimeler bunu Müslümanlara hatırlatıyor. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diyor. لِلَّهِ yalnız ve yalnız Allah'ındır. Ne? مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin, arzın ve semavatın mülkiyeti, yani hakiki sahipliği, tasarrufu altında bulundurduğu göklerin ve yerin gerçek sahibi hakikisi Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Bunda ısrar ediyor Kur'an-ı Kerim. Bunu ayetlerle ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Göklerdeki gezegenlerin, yıldızların, güneşin, ayın, feleklerin devri daimini, harekatını bakın, görün, anlayın, dürbünle, teleskopla, mikroskopla neyse, göreceksiniz ki gökyüzünde yıldızlar arasında ne bir çarpışma var, ne bir kapışma var, ne bir vuruşma var, ne bir kırışma var, ne bir kesişme var, ne bir anarşizm var, ne bir terörizm var. Hepsi ahenkli, ayarlı, muvazeneli, dengeli, hesaplı, mizanlı devam ediyorlar. Hiçbir şey kendi kendine ahenkli olamaz, dengeli olamaz. Bir tren, bir lokomotif, bir rayın üzerinde sağa sola çarpmadan gidiyorsa, evvela o lokomotifin yolunu düşeyen birisi var, demir yolu düşeyen var, ona yol yapan var. Bu gezegenleri, güneşi, ayı, yeryüzünü kendi ekseni etrafında çeviren, döndüren yolunu, rayını, mihverini, mihrakini, mahrekini neyse yörüngesini tespit eden birisi var, bu kendi kendine olamaz, Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'tır diyor. Başka bir izah yok bu işin. Mülk onun. Yağmur damlaları
bulut parçaları, rüzgarlar, tufanlar, kasırgalar hepsi Allahu Azimüşşan'ın semada, gökyüzünde tasarrufu altında bulunuyor. Dilediği zaman yağmuru kullanıyor, dilediği zaman bulutu kullanıyor, dilediği zaman fırtınayı kullanıyor, dilediği zaman kasırgayı, borayı ve bunlara benzer hadisat-ı tabiiyeyi kullanıyor. Lehu mülkü semavati vel ard. Mülk onun. Göklerin maliki o. Yeryüzünün de maliki o. Nizamı, intizamı, şekli, şemali, biçimi şekillendiren, ortaya koyan o. Biz dünyayı hazır olarak bulmuş, hazırlanmış olarak bulmuşuz. Elimizi, ayağımızı hazır olarak buluyoruz. Gözümüzü, kulağımızı hazır olarak bulmuyor muyuz? Ana rahminde sizin suratınıza iki tane göz takılıyor. Sizin bunda bir alakanız var mı? Dünyaya gelir gelmez gözünüzü hazır buluyorsunuz. Gözünüz görmesi için güneşin ışığını da hazır buluyorsunuz. Ana rahminde sizin suratınızın en güzel yerine bir burun takılıyor. Burun, burun. Orada ne hava var, ne çiçek var, ne koku var, ne pencere var, ne tencere var. Ana rahminde burun diye bir şey lazım, lüzum yok, hiçbir şey yok. Doğar doğmaz burnunuz hazır, burnunuzdan içeriye giren hava da hazırlanıyor. Siz hazıra konuyorsunuz. Ne hakkınız var Allah'a isyan etmeye? Allah'a isyan etmeye ne hakkınız var? Parmaklarınız, tırnaklarınız, elleriniz, avuçlarınız hepsi ana rahminde takılmıyor mu? Doğar doğmaz annenize sarılıyorsunuz, yavru annesine sarılıyor. Parmakları hazır, tırnakları hazır, annesi hazır. Bunu kim hazırlıyor? Hazıra konuyoruz biz. Bu kainatın mülkiyeti Allah'ındır. Tabiata tapınanlar bin kere inkar etsinler. Meseleyi çözemiyorlar ki. Efendim doğanın işi bu, doğanın, doğanın. Bu ne utanmaz adamlar bunlar. Doğa, tabiat yapıyor, tabiat yaptı, tabiat. Nedir bu tabiat? Tabiat bir kimya mühendisi midir? Tabiat bir fizik mühendisi midir? Matematik bir riyaziyeci midir, bir hesapçı mıdır? Tabiatın aklı var mı? Yok diyor. Tabiatın mantığı var mı? Yok. Tabiat hesap bilir mi? Yok. Tabiat matematik bilir mi? Yok. Nasıl yaptı bu ayarlamayı? Bu simetrik nizamı nasıl bildi? Nasıl yaptı? Tabiatın aklı, mektebi, medresesi mi var? Nedir bu tabiat diyorsun sen? Okullarda Allah kelimesinin yerine tabiatı koydular, neslimizin tabiatını değiştirdiler. Milli eğitim sisteminin baştan başa değişmesi lazım. Okullarını ve akıllarını değiştirmeden ıslah olamazlar. Hem okullarını değiştirecekler hem akıllarını değiştirecekler. Bu akılla memleket olmaz. Bu okullarla memleket olmaz. Allah'tan korkmak lazım. Neslimizi Allah yarattı kelimesinden mahrum edip tabiat yarattı, tabiat yaptı, tabiat kör, karanlık bir kelime ortaya koydular. Kör kelime, karanlık bir kelime. Nedir bu kelime? Tabiat bir alim midir? Tabiatın aklı, izanı yerinde bir profesör müdür? Tabiat mantıklı bir şey midir? Yani okumuş bir öğretmen midir, öğretici midir? Nedir bu tabiat? Bunu söylemiyorlar. Mülk onundur kardeşlerim. Mülk onundur. Mülkü ayakta tutmak onun şanındandır. Adaletin kaynağı Allah'tır. İslam nizamıdır. Hani şimdi bakıyorsunuz, adalet mülkün temelidir. Söz var hani, güzel. Adalet mülkün temelidir. Burada mülkün, yani memleketin, milletin, ahalinin, arazinin neyse, mülk demek memleket. Üzerinde insanların yaşadığı bir alem, bölge, belde, mülk. Mülkün temeli, yani mülkün çatlamaması, mülkün bölünmemesi, parçalanmaması, o mülkün üzerinde yaşayanların kavga etmemesi, boğuşmaması, çarpışmaması için bir temel lazımdır. Mülkün temeli adalettir demişler. Güzel. Şimdi söyler misin Profesör Bey? Adaletin temeli nedir? Allah'a inanmayan bir adam adalet sahibi olabilir mi? Buradan birdenbire çürüyor hadise. Kopuyor ve kırılıyor.
mülkün temeli adaletse, adaletin temeli Kur'an-ı Kerim, İslam nizamıdır. Eğer bir memlekete İslam adaleti hakim değilse, o memleketin, o mülkün çatır çatır çöktüğünü göreceksiniz. Ya bugün çöküyor işte. Adalet mülkün temelidir de, niye bu mülk, bu memleket çöküyor, bölünmek istiyor? Doğuda ayrı bir alem, batıda ayrı bir alem, falancı, filancı, terif. Niye bölünüyor? Hani adalet... Adalet mülkün temelidir de, mülkümüz, memleketimiz niye sallanıyor? Adalet nerede şimdi? Eğer tam adalet olsaydı, mülkümüz, memleketimiz yıkılır gibi olmayacak, çatlar gibi olmayacaktı. Nerede adalet? Fazla açtılar bunu. Evet, mülk Allah'ındır. Tebârekellezî biyedihil mülk ve hüve alâ külli şeyin kadir. Bütün bunlar bu manayı terçinliyor, bu manayı izah ediyor. بِيَدِهِ الْمُلْكِ Bütün mülkiyet Allah'ın elindedir, Allah'ın hükmündedir, Allah'ın gücündedir, kudretindedir. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O her şeyi elinde bulunduran, muktedir olan, kadir olan Allah'tır Celle Celaluhu. Böyle olunca, peki mülkün sahibi Allah'tır da bizim bir sahipliğimiz yok mu hoca? Yani biz hiçbir şeye sahip değil miyiz? Sahipsin, sahipsin. Korkma. Senin de mülkiyetin olacak. Senin de varlığın olacak, servetin olacak, arazin olacak, bahçen olacak, apartman dairen olacak, mülkiyetin olacak. İslamiyet mülkiyeti ortadan kaldırmıyor. Korkma, mülkiyetin olacak. Fakat bir şart koşuyor Allah Celle Celaluhu. Sana mülkiyet vereceğim. Arazinin sahibi olacaksın. Fabrikanın sahibi olacaksın. Tezgahın, ticaretin, sanayin, endüstrin, iş sahan olacak. Bir şart koşuyorum. Benim verdiğim mülkiyeti benim rızamın, benim arzumun yolunda kullanacaksın. O mülkiyetinle bana isyan etmeyeceksin. Şart budur. Şart budur. Kesme, vazgeç. Vaazımızı kesme, vaazımızı kesme kardeşim. Bu ne kadar başıboşluk bu ya. Safların sıklaşmasını istiyor bir kardeşim ama vaazımızı kesiyor tabii. Doğru bir şey değil bu. Safları sıklaştırın, yani benim en büyük huzursuzluğum burada. Mütemadiyen huzursuz oluyorum kürsüde konuşmak. Kürsüde konuşan bir vaiz veya hatip, yürüyen bir tren gibidir, tren. Önüne bir çöp atsanız devrilir. Böyle bir ufak hareket, konuşma intizamımızı bozuyor. Cemaatimiz bu hususta yetişkin değil galiba. Çok dikkat çekici, böyle parçalayıcı, konuşma ahengimizi bozucu şeyler yapıyorlar. Gittikçe moralim bozuluyor benim. Gittikçe moralim bozuluyor. Şu teypler, şu çalı gibi mikrofonlar, hepsine rahatsız oluyorum. Hepsine rahatsızım ama ne yapayım? Bir teşkilat yok, bir tertibat yok, bir bizi planlayan, disipline koyan bir kimse yok. Başıboş bir dünyada yaşıyoruz. Müslümanlar teknik açıdan eğitimi yok, bilgisi yok. Kupkuru bir topluluk halindeyiz. Böyle korkak, dağılacak olan sanki böyle korkuluk gibi bir cemaat. Hemen dağılacakmış gibi görüyorum ben sizi. Bir şey olsa hepiniz dağılacaksınız diye korkuyorum. Böyle bana bir tiksinti geliyor. Allah sonumuzu hayırlı etsin inşallah. Evet. Mülk onundur dedikten sonra o mülkiyetinizi Allah-u Teala'nın istediği istikamette, yönde kullanmaya mecbursunuz. Mülkiyetinizi Allah'a isyan için kullanamazsınız. Kayıtlamıştır Allah-u Teala. Mesela nedir? Hemen bir ayet okuyalım. Bakınız. Bakara suresinin 267. ayetini kısaca arz edeyim. Mülkiyetlerinizden ne istiyor Cenab-ı Hak? Çukurova'da arazi sahipleri, mülkün sahipleri olacak tabii, büyük çiftlik sahipleri var. Olsun, tamam, bir şey demiyor İslam. Fakat Allah bir şey istiyor, bir şey istiyor. Hudutsuz vermemiş, kayıtsız vermemiş. Kayıtsız, şartsız hakimiyet insanın değil, Allah'ındır. Bir şey istiyor. Bakın,
Ya eyyühellezine amenu. Ey müminim diyenler, ben de Müslümanım diyenler. Enfiku min tayyibati ma kesettüm ve mimma ahrajna lekum minel ard. Ey müminim, Müslümanım diyenler, bilin ki size bir vazife veriyorum. Enfiku, zekatınızı verin. Bakın istiyorsun Cenab-ı Hak. Enfeka yunfiku, infak, zekat manasınadır. Zekatınızı verin. Nereden vereceğiz? Min tayyibati ma kesettüm. Kesbinizden, karınızdan, ticaretinizden, elinizde, evinizde, kasanızda, kesenizde bulunan nisap miktarı malınızın %2,5'unu ayırıp benim istediğim yere vermezseniz mülkiyetinizi benim aleyhime kullanmış olursunuz. Ben de başınıza büyük azap gönderirim buyuruyor. Enfiku min tayyibati ma kesettüm. Kesede, kesbetme, kesbikar. Kazanç manasına geliyor. Kazancınızın üzerinden %2,5 zekat vereceksiniz. Mülkiyetinizi Cenab-ı Hak kısıtlıyor. Hudutsuz kullanamazsınız. وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ Araziden, çiftliğinizden, tarlanızdan hasıl olan mahsulatın, zirai mahsulatın, tarım ürünlerinin 10 kiloda 1 kilosunu Allah'a vereceksiniz diyor Kur'an-ı Kerim. 10 kiloda 1 kilo Allah'ın hakkıdır. Bu tarlayı sana veren o, o tarlada ekini, hububatı, tahılı veren o, sana ne, sen kimsin? Yağmur vermeseydi o ürünü, tarım ürünlerini alabilir miydin? Alamazdın. Yağmuru ayarlı vermeseydi alabilir miydin? Alamazdın. İşte Çukurova'da Cenab-ı Hak yağmuru biraz şiddetli gönderdi, hepsi mahvoldu. Sen kimsin? Ne mülkiyetin var senin? Yağmuru durdurabiliyor musun? Bulutlara komut verebiliyor musun? Semavata hükmedebiliyor musun? وَمِنَّا اَخْرَجْنَا Çıkarttığımız şeylerden ki leküm sizin için minel ard araziden sizin yemeniz ve içmeniz için çıkartmış ve yaratmış bulunduğumuz zirai hububattan, mezruattan ekilen, yenilen şeylerden 10 kiloda 1 kilosunu Allah'a vermezseniz arazinizi imha ederim diyor Allah-u Teala. Kur'an emreder. Resul-i Zişanımız bir açıklık getiriyor. Eğer sulamaya o arazideki ekinleri, mezruatı, ekini sulamaya para veriyorsanız, sulamanızı parayla yapıyorsanız, rahmet-i ilahiye geliyor, genişletiyor, 20 kiloda 1 kilo istiyor. 20'de 1 oluyor. Hiç sulamaya para vermiyorsunuz da, Allah'ın gönderdiği bulutlarla sulanıyorsa araziniz, oradan hasıl olan ekinin 10 kiloda 1 kilosunu vermeye mecbursunuz. 4 mesele göre. Zirai mahsullerin zekatını vermeyen çiftçiler, vallahi Allah'a isyan eden insanlardır. Bütün kazançları haramdır. Elde ettikleri bütün kesbikarları haramdır. Allah'a isyan halindedirler. Mülkiyetlerini Allah'ın istediği gibi kullanmamak suçundan ceza göreceklerdir. Mesele bu. İşte gidin tefsir kitaplarından okuyun. 267 numaralı ayet-i kerime Bakara suresinden. Şimdi söyleyin bakalım. Çukurova'da ziraatla meşgul olan o muazzam tarım ürünleriyle muazzam hasılat meydana getiren o çiftçiler, o büyük çiftlik sahipleri senede kaç defa mahsul alıyorlarsa, senede kaç defa ürün alıyorlarsa daha o mahsulü ambarlara, silolara, stoklara doldurmadan sulamaya para veriyorlarsa 20 kiloda 1 kilo, sulamaya para vermiyorlarsa 10 kiloda 1 kilosunu acaba ayırıp fakirlere verdiler mi, vermediler mi?
vermedilerse Allah'ın azabına müstahak olmuşlardır. Kime ne söylemeye hakları vardır? Öyle olsaydı hem insani, içtimai yapımız esaslı bir sağlam temele dayanacaktı, hem de semavatın düzeni bozulmayacaktı. Hem aşağıda işçinin, insanların, emekçilerin düzeni bozulmayacaktı, hem semavatın, bulutların düzeni bozulmayacaktı. 10 kiloda 1 kilosunu verseydi bir şey mi kaybedecekti? Hiç şey kaybetmeyecekti. Allahu Teala kesinlikle Kur'an'ında Allah olmak sıfatıyla şunu buyuruyor. Bakınız bir ayet daha okuyayım. Bir ayet daha okuyup Allahu Teala'nın bizzat kendi haberini ve kendi müjdesini izah edeyim. Bu ayet-i kerime de yine Bakara suresinin 261 numaralı ayeti. Okuyorum. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Arazisinde, çiftliğinde meydana gelen ekinlerin ve ürünlerin zekatını Allah için, Allah yolunda harcayan ve zekatını veren Müslümanların misali, örneği كَمَثَلِ حَبَّتٍ bir habbe gibidir. Bir habbenin misali gibidir, bir tohumun, habbe tohum demek. Habbe, tohum. Hububat kelimesi buradan geliyor. Habbe, hububat, tohumlar demek. Bir tohum gibidir zekatını veren Müslümanın misali, örneği, tohum. Tohum ne? Embetet seb'a senabile. O tohumu toprağa gömersiniz, o tohumu toprağa gömersiniz, o tohumdan 7 tane başak meydana gelir. Başak. 7 tane başak. Allah misal veriyor. 7 başaklı. 7 başlı. Bir 7 başaklı, 7 başlı bir buğday hasıl olur. 7 başaklı. Fi kulli sümbületin mi'etu habbe. Her bir başakta 100 tane de tohum bulunur. 100 tane her bir başakta 100 tane de tane tohum bulunur. 7 başakta 700 tane tohum bulunur. O halde Cenab-ı Hak ne diyor? Siz benim emrime uyarak 1 kilo zekat verirseniz ben size 700 kilo bereket vereceğim diyor. Allah'ın emridir bu. Bu millet Allah'a olan itimadını sarstı da onun için böyle perişan oldu. Ve Cenab-ı Hak vaat ediyor. Vallahu Allah-u Teala yudâifu, daha fazlasını verecek. Yudâifu, daha fazla verecek. Limen yeşâ'u, istediği insanlara daha fazla verecek. Vallahu vâsi'un alim, Allah rahmeti geniş, ilmi hudutsuz olan Allah'tır. Görüyor musunuz? Allah yolunda bir habbe verene, bir tane bir tohum verene, 700 tohum verileceği bir misal verilerek izah ediliyor Kur'an'da. Buna iman etmek lazım. Bakınız, tam yeri gelmişken İslam'a kayıtsız şartsız iman etmiş bulunan sahabe sınıfından büyük bir zatı misal vereyim. Sahabe sınıfı. Sahabe sınıfı demek biliyorsunuz Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Allah onların hepsinden razı olsun. Sahabe sınıfı. Allah Resulü'nün mübarek yüzünü gören, sözünü dinleyen insanlar. Resul-ü Zişan Efendimiz'in hem yüzünü görmüşler, hem sözünü dinlemişler. Sahabe. Onlardan mübarek cennetle müjdelenmiş bir zat var. İsmi Hazreti Osman-ı Zinnureyn. Radıyallahu Teala anh. Zinnureyn demek iki nurun sahibi, Allah Resulü'nün iki tane kızıyla nikahlandığı için iki nurun, nur yumağının sahibi denmiştir. Osman. Evet. Hazreti Ebubekir Sıddık devrinde devlet başkanı Ebubekir Sıddık iken
çevrede görülmemiş bir kıtlık meydana geliyor. Kıtlık, kıtlık, yokluk meydana geliyor. Bir avuç buğday bulmak mümkün olmuyor. Tarihlerde var. Medineli tüccarlar ahaliye satacak bir avuç buğday bulamıyorlar. O sırada Hazreti Osman da büyük bir tüccardır, büyük tüccar. 100 deveden ibaret ticaret kervanı var, gönderiyor Yemen'e, gönderiyor Şam'a, gönderiyor etrafa, ticaret kervanları ticaret yapıyor. O esnada, o kıtlığın kahrettiği bir devrede ahali perişan, Allah'ın kulları perişan. Tam o esnada birdenbire Hazreti Osman'ın 100 devesinin buğday yüklü olarak Medine'ye geldiği işitiliyor. Dehşet bir haber. Hemen Medineli tüccarlar, Hazreti daha kafile, kervan, buğday, ambar gelmeden koşuyorlar Hazreti Osman'a, ticaret sahibine, kervan sahibine. Diyorlar ya Osman, hadi bakalım buğdaylar geliyor, gözümüz aydın. Ne fiyat isteyecekse sat bakalım bize, biz de ahaliye satalım diyorlar. Ne fiyat isteyeceksin? Benim istemem mühim değil, siz ne verebileceksiniz diyor. Canım işte bir misli fiyat verelim sana, 5 liraysa 10 lira. Yok diyor, bir misli az gelir diyor. Canım 2 misli verelim, az bulurum. 3 misli verelim, az bulurum. 4 misli verelim, az bulurum. 5 misli verelim, yine az bulurum deyince şaşırıp kalıyorlar. Osman nasıl bunu yapabilir? Fırsatı ganimet mi biliyor? Kara borsacılık mı yapıyor, haşa? 5 katı verelim deyince razı olmuyor, olmuyor. Hayrete düşüyorlar, doğru Ebu Bekir Sıddık'a, devlet başkanına çıkıyorlar. İslam devletinin başında Ebu Bekir Sıddık vardı. Diyorlar ki ya emir el mümin, Osman böyle böyle yaptı. 5 misli fiyat verdik yine vermiyor, insafsızlık ediyor galiba, haşa dediler. Çağırın bakayım bana Osman'ı. Geldi ya Osman, bunlar 5 misli kar, 5 misli fiyat verdikleri halde hala vermiyor musun? Vermiyorum ya emir el müminindir, bunlar az veriyorlar. Bunlar Medine'nin tüccarları, daha fazlası, daha büyükleri var mı? Yok. Var dedi, var ya emir el mümin, var var. Bana 700 misli kar veren birisi var. Kim o? Allah'tır dedi. Ben 700 misli kar veren buğdaylarımın tamamını fakirlere dağıtılmak üzere Allah'a sattım buyurular. Allah'a sattım. İslam budur kardeşlerim, iman budur. Topçular, bizim hacı ünvanlı, hacı hoca kılıklı kara borsacıları Allah kahredecek. Kahredecek bunları. Ne Müslümanı bunlar be? Bunlara Müslüman denir mi hiç? Malı stok eden adamın Allah'la ne alakası var? Ne İslam'ı? Biz Müslüman mıyız? Konuşturmayın insan Allah aşkına. Müslüman böyle olur. Fırsatı canavar gibi kullanmaya değil. Hazreti bana 700 misli kar veren Hazreti Allah'a sattım buyurdular. Bütün fukaraya dağıttım. Dellala verdim, dellal çağırdı dağıttı. Üstelik 100 devemin yüzünü de kestirdim. Kavurma yaparak fukaraya dağıttım buyurdular. Osman ve arkasından مَسَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ 7 سَنَابِلْ ف۪ي كُلِّ سُنْبِلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ ayetini okuyor. Hepsini hüngür hüngür ağlattılar. İslam budur. Sen mülkiyetinle Allah'a nasıl isyan edersin? Allah-u Teala da senin isyanına ceza verir, gönderdiği yağmurları şiddetlendirir, hiddetlendirir, keser atar. Bakın okuyayım size zarar için. 28 Mart günü başlayan şiddetli yağmurlardan sonra Çukurova'yı, Adana'yı sel bastı. İmar İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Hasar Tespit Komisyonu kurdurdu.
ve bugüne kadar tespit ettikleri kadarıyla 882.900 dekar ekili arazinin, buğday ekili arazinin tamamen mahvolduğunu tespit ettiler. 882.900 dekar buğday ekili arazi tamamen mahvolmuş. Ya emirel müminin, bana 700 misli kar veren Hazreti Allah'a sattım buyurdular. Bütün fukaraya dağıttım. Dellala verdin, dellal çağırdı dağıttı. Üstelik 100 devemin yüzünü de kestirdim, kavurma yaparak fukaraya dağıttım buyurdular. Osman radıyallahu ta'ala. Ve arkasından مَسَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ ف۪ي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ ayetini okuyup hepsini hüngür hüngür ağlattılar. İslam budur. Sen mülkiyetinle Allah'a nasıl isyan edersin? Allah-u Teala da senin isyanına ceza verir, gönderdiği yağmurları şiddetlendirir, hiddetlendirir, keder atar. Bakın okuyayım size zararı şimdi. 28 Mart günü başlayan şiddetli yağmurlardan sonra Çukurova'yı, Adana'yı sel bastı. İmar İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Hasar Tespit Komisyonu kurdurdu. Ve bugüne kadar tespit ettikleri kadarıyla 882.900 dekar ekili arazinin, buğday ekili arazinin tamamen mahvolduğunu tespit ettiler. 882.900 dekar buğday ekili arazi tamamen mahvolmuş. Evet. Şu ana kadar tespit ettikleri rapora göre 2 milyar lira zirai zarar var. 2 milyar lirayla Türkiye'deki bütün fakirler doyardı bir yıl müddet. Sen misin zekat vermeyen? Sen misin bu çiftliklerimdir diyen? Sen misin mülkün sahibi Allah'tır diye inanmayan veya bu imanı tatbika sahasına koymayan? Evet. İşte aziz kardeşlerim, müminler mülkiyetlerini Allah'a isyan yolunda kullanmayacaklar, Allah'a isyan edenlerin elinde bulundurmayacaklar. Kayıtlanmıştır, siz kayıtsız şartsız mülkün sahibi değilsiniz ki. Mülkün kayıtsız şartsız sahibi Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Evet. İşte aziz kardeşlerim, zekat araziden, ticaretten, tek kelimeyle mülkiyetinizden zekatı istediği gibi Allah-u Teala bu sefer de kazancınızı, ziraatınızı, ticaretinizi faize dayandırmayın diyor Allah-u Teala. Faize dayandırmayın. Hani zekatı emrediyor, faizi yasak ediyor. Dikkat! Mülkiyetleri Allah'ın emirleri içinde kullanacaksınız. Müslümanın Yahudi'den farkı budur. Yahudi harıl harıl faiz alabilir ama Müslüman Allah'tan korkar. Bakın size bir ayet daha okuyacağım Kur'an-ı Kerim'de yine. Bakara suresi 275 numaralı ayeti okuyorum. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Allahu Ekber, ne korkunç bir hadise. Rabbimiz bizatihi haber veriyor. Faiz yiyenler, faiz yiyen, faiz alan, faiz veren, ziraatını, ticaretini faizli krediler üzerine inşa ve bina eden insanlar. Allah, ya Rabbi, ne korkunç. Faizli kredilerle, ziraat yoluyla, ticaret yoluyla kazanç temin edenler. La yekumune,
mezarlarından kalkamayacaklar, illa ancak şöyle kalkacaklar. كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Sanki şeytan çarpmış da, ağzı burnu kapışmış, karışmış, ağzından burnundan salyalar akan, saralı cinnet getirmiş, cin çarpmış, şeytan çarpmış gibi perişan olarak mezardan kalkıp mahşere böyle gelecekler. Ayet. Faiz yiyenler, Allah! Cin çarpmış, saralı, eli ayağı tutmayan, titreyen, gözü kulağı dengesini kaybetmiş, ağzından salyalar boşalan, burnundan sümükler boşalan, idrarını tutamayan, pisliğini tutamayan, mecnun, saralı, cin çarpmış insanlar gibi pislik döke döke Allah'ın huzuruna geleceklerdir. Faiz yiyenler, faizli kredi alanlar. Ayet okuyorum. Kimseyi dinlemem. Korkunç bir hadise. Biz Müslümanlara hitap ediyoruz. Benim muhatabım Yahudiler değil. Benim muhatabım Hristiyanlar değil. Benim muhatabım bizi dinleyen Müslümanlardır. Allahu Teala nehyediyor. Faiz üzerine ticaretinizi bina etmeyin. Yakarım sizi. Cezalandırayım diyor Cenab-ı Hak. Yahudiye karışır. Onun cezası hesabı başka ya. Ona bakma sen Yahudi'ye ya. Sen kendine bak. Sen Müslümansın. Evet. Onu takip eden ayet-i kerimede يَنْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah-u Teala tehdit ediyor. Rezzak-ı mutlak o. Buyuruyor ki يَنْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah-u Teala faizli krediler, faizli hesaplar, faizli dolaplar, faizli işlemler sebebiyle bu vasıtalarla ticaret yapanların kazançlarını, ziraat yapanların bütün tarım ürünlerini şanıma yemin ederim ki hepsini imha edeceğim diyor Allah-u Teala. İmha edeceğim. Yemhaku, mehaka yemhaku, meha yemhu, mahvetmek manasına. Mahvedeceğim. Şimdi düşünün, 882.900 dekar arazi, buğday ekili arazi mahvolmuştur. Kim bilir ne biçim faizli krediler üzerine bu tarımı tesis etmişlerdi. Kim bilir, kim bilir? Niye kendimize kusur aramıyoruz? Adam oturmuş Seyhan ve Ceyhan nehrine kızıyor. Efendim Seyhan nehri olmasaydı, vay ahmak adam. Efendim Seyhan barajı olmasaydı, o işi hep baraja ne neye bağlıyor? Kendi küfrüne, kendi pisine bağlamıyor hadiseleri. Nefsini kınamıyor adam. Benim tuttuğum yol İslam'ın yolu değildir demiyor. Benim harekatım, benim gayretim, benim ticaretim, benim ziraatım Allah'ın istediği gibi olmuyor demiyor. Olamaz. Büyük bir dehşet. Vallahu La yuhibbu kulle keffarin esim. Allah inatçı kafirleri, inatçı günahkarları katiyen sevmez. Ayet. Onu takip eden 278 numaralı ve 279 numaralı ayetleri okuyacağım. Bakara suresinin, Kur'an'ın ikinci suresidir. Ya eyyühellezine amenu. Ey ben de Müslümanım diyenler, benim de babam müftüydü, benim de babam hacıydı, hocaydı diyenler, size hitap ediyorum, diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. İttekullâhe, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Allah korkusunu kaldırmayın. Allah korkusunu kaldıran tüccarın, Allah korkusunu kaldıran esnafın, Allah korkusunu kaldıran devletin, hükümetin, yönetimin, idarenin başına terör ve anarşi korkusunu veririm, rezil ederim diyor Allah-u Teala. Bak terör korkusu. Terörist, terörist. Başladı korku. Sokak sokak korku, karşı karşı korku, el el korku, mektep mektep korku, cadde cadde korku.
Siz misiniz Allah korkusunu kaldıran? Çekin cezanızı! Allah'tan korkmayan toplulukları, Müslümanları Allah ne güzel cezalandırıyor. Ne müthiş cezalandırıyor. Allah korkusuna kıymet vermiyordunuz öyle mi? Allah korkusunu başa almıyordunuz öyle mi? Alın size terörizm, alın anarşizm, alın komünizm. İttakullâhe, Allah'tan korkunuz. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen emirlerden birisi de budur. İttakullâhe, ittakullâhe, ittakullâhe. Sen onu böyle geçer. Allah'tan korkun. Faizli muamele yapmayın. Zekatınızı ihmal etmeyin. Allah'ın verdiği toprakla Allah'a isyan etmeyin. Allah'ın verdiği mülk ile malikül mülke isyan etmeyin. İttakullâhe. Ve zerû mâ bakiye miner riba. Faiz işlemlerini hemen durdurun, terk edin. Bakın. Zerû demek itrükû, terk edin, bırakın. Faize dayanan ticaret sisteminizi bırakın. Terk edin, İslam'a dönün. Elinizi ayağınızı bağlayan mı var? Faizli muameleleri terk edin, bırakın. Ve zerû mâ bakiye miner riba. Bırakın. Emir. İn kuntum müminin, eğer kalbinizde zerre kadar Allah'a iman varsa faiz alamazsınız, veremezsiniz Kur'an-ı Kerim. İn kuntum müminin kaydı var. Eğer müminseniz tabii, eğer Müslümansanız, ne müthiş ayet. Şimdi ceza ve tehdit geliyor. Bakın Allah aşkına dikkat ediniz. Tehdit, Allah'ın tehdidi, korkutması ve korkunç bir haberi. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا. Yani bu faizli işlemleri, faizli muameleleri, faizli harekatı, ticareti, ziraatı eğer bırakmaz iseniz, Allahu Ekber, فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, eğer faizi bırakmazsanız, bu işi terk etmezseniz, bırakmazsanız ne olacak, ne var, ne var? فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Bilin ki Allah ve Resulullah size harp açmıştır. Allah size harp açıyor. Canım Allah adama harp açar mı ya? Öyle şey yok. Bu ne saçma sapan şeyler. Haşa. Allah harp açar mı? Allah nerede? Allah var mı? Bir sürü korkunç felaketler var başımızda. Allah harp açar mı? E peki şu bankaların kapısında silahlı Mehmetçik niye bekliyor? Demek sizin bankalarınıza harp açan birisi var da oraya Mehmetçik onun için diktin sen. Bak harp açılmış sana, görüyor musun? Ayetin ispatını görüyor musun? Sizin bankalarınıza, bankalardaki faizli mevduatınıza, mevzuatınıza, paranıza, kasanıza Allah anarşistler vasıtasıyla harbını açmıştır da siz farkında değilsiniz. Ey gidi gafiller! فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَى. Ne demek bu hayat? Allah kesinlikle doğru söyler Allah-u Teala. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ النِّزَامِ كَلَامُ اللّٰهِ. Bütün sistemlerin, nizamların, yönetimlerin en üstünü, en güzeli Kur'an'a dayanan İslam nizamıdır diyor Allah. Önleyin bakalım harbi. Allah harp açmıştır. Eğitim sistemlerinizde Allah inkar ediliyorsa, ticari mevzuatlarınızda faiz, faiz, faiz varsa, sizin okullarınıza harp açarım. Canım okullarımıza niye Allah harp açsın? Okullarınıza, mekteplere, üniversitelere harp açılmadı da, üniversitenin kapısında bir sürü asker, Mehmetçik, polis ne bekliyor? Sizin eğitim sisteminize harp açılmıştır Allah tarafından. Anlamıyor musunuz ya? Gerçekleri söylüyoruz biz. İtirazı olan gelsin, dünyalar dolusu kitabını, kanıtlarını, eserlerini getirsin, ben de şu Sure-i Bakare'ni, şu ayetini getireyim, oturup konuşalım ya. Oturup konuşalım, Kur'an'la konuşalım. Ümmet-i Muhammed'i rezil etmesinler. Kur'an'dan başka çare yok. Ben din görevlisiyim, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlıyım. Kur'an okuyorum, Kur'an anlatıyorum. Benim kimseyle alakam yok. Ne günlük siyasi,
politik işlerden anlarım, ne de tenezzül ederim. Önümde Kur'an varken kimseyi kabul etmem. Ucuz hesaplara gelmem. Allah'ın inayetiyle biz insanları Kur'an'a davet ediyoruz. Önümüzde Kur'an var. Evet, başka çaremiz kalmamıştır. İşte Allah'ın harbini görüyorsunuz. Anarşizm, İslam'dan dönen bir millete Allah'ın açtığı harbin adıdır. Terörizm de öyle. Üstelik bize daha korkunç bir hale geldi. Hepiniz biliyorsunuz İtalya'da da terörizm var. İtalya. Fransa'da da terörizm var. Terörizm demek gavurca bir kelime, şiddet eylemleri. Şiddet eylemleri, yıkıcı, kırıcı, vurucu, öldürücü hareketler. Terörizm. Anarşizm, hiçbir kanuna bağlı değil. Fransa'da da, Hollanda'da da, Almanya'da da terörizm var, anarşizm var. Ama oralarda biraz daha haysiyetli yürütülüyor. Bakıyorsunuz, İtalyan terörist en büyük bir iş adamını kaçırıp öldürüyor. Bravo, dehşet, hani paraza. Benimsemek mümkün değil tabii, misal olsun diye söylüyorum. En büyük işverenler sendikasının başkanını kandırıyor, kaçırıyor ve öldürüyor. Orada çok seviyeli bir kavga yapıyor adam. Seviyeli, büyük iş adamlarını kaçırıyor, büyük sendikaların adamlarını kaçırıyor, büyük adamları kaçırıyor. Bizdeki teröristler deliktir, kahveciyi ve bakkalı öldürüyor, ahmak oğlu ama. Bakkal öldürülür mü ya? Serseri oğlu serseri. Bir mahalle bakkalını gelip öldürüyor. Yani bizde terörizm ayağa düştü. Komünizm rezil oldu. Hiçbir haysiyeti kalmadı. Çırakları öldürüyorlar. Tornacıyı öldürüyor aptal. Yani bizde ayağa düştü, rezil oldu. Yani terörizmin de, anarşizmin de, komünizmin de içine pislediler yani. Rezil ettiler. Bakkal öldürülür mü be? Çırak öldürülür mü ya? Hani sen halktan yanaydın, halkın kurtuluşu nerede kaldı? Halkın çırağını öldürüyorsun, bakkal öldürüyorsun sen. Senin gibi komünist, Allah belasını versin senin be. Böyle şey olur mu ya? Bakkal öldürülür mü be? Öldürülecek adam, biz bütün ölümlere, öldürmelere karşıyız. Katiyen aklınıza gelmesin. Ama bu kadar da ayağa düşmemeli ya. Bu kadar da işin içine pislememe laf edersiniz ya. Bu ne bu? Bu terör mü bu? İtalya'daki teröristin bunlar pisliği olamazlar ya bunlar. Bu kadar seviyesiz, bu kadar aşağılık olur mu yani? Korkunç. Gidiyor efendim, tornanın başında çalışan tornacıyı, sen falanca mısın? Daha evet demeden kurşunlayıp çıkıyor. Bu ne komünisti bu be? Rezil, aşağılık bunlar. Böyle kavga mı olur, böyle terör mü olur, böyle anarşi mi olur? Ayağa düşürdüler. İçine pislediler, hak buyur, rezil ettiler yani. Bu kadar olmaz. Onun için ben anarşiyi İslam'dan ayrılan, İslam kardeşliğinden, Allah korkusundan ayrılan bir milletin başına Allah'ın gönderdiği harbin ve kavganın ismidir diyor. İtiraz olan gelsin konuşalım. Kurtuluş yok mu hocam yahu, çok tehdit ediyor Allah-u Teala bizi. Bir çare, bir netice yok mu? Bakın ayet-i kerime onu da haber veriyor. وَاِنْ تُبْتُمْ تَابَ يَتُوبُ تَوْبَةً وَاِنْ تُبْتُمْ Eğer tevbe ederseniz, tevbe ve rücu, yani yeniden İslam'a dönerseniz, İslam'ı hayatınıza ve ticaretinize hakim kılarsanız, tamam, فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ Bütün mülkiyetleriniz sizin olacak. Kazancınız, imkanınız, huzurunuz geri verilecek. Ayet. فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ Mallarınızın, mülkiyetlerinizin esası, mayası, kapitali, neticesi sizin olacak. Ayette o kadar ince ve dehşetli bir mana var ki, eğer biraz daha devam ederseniz, İslam'a dönmezseniz, bütün mülkiyetlerinizi elinize alacağım diyor Allah-u Teala. Ayet tehdit ediyor. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Eğer tevbe edip İslam'a dönerseniz, ne siz zulüm edersiniz, ne de siz zulme uğrarsınız. Zalim de olmazsınız, mazlum da olmazsınız. Adil bir dünya nizamına kavuşursunuz diyen Hazreti Allah Celle Celaluh'tür kardeşlerim. Allahu Teala bizleri ikaz eylesin inşallah.
Bunlar adını söylüyorum ki takip edesiniz. Yani beraber çalışalım demek istiyorum. Kimseye kastımız, kimseye kararımız yok bizim. Kur'an okuyup Kur'an anlatıyoruz. Cenab-ı Hak bizi muvaffak eylesin inşallah. Dönüşümüzü nasip etsin İslam'a inşallah. Aziz kardeşlerim, haftaya bu mevzuyu biraz daha açacağım. Günlük konuları Kur'an ışığıyla aydınlatmadıkça meselelerimizi anlamak zor olacak. Ve pazar günleri de şehzade başında inşallah yine derslerimiz devam ediyor. Vakıa biraz huzurum kaçtı şu bakımdan. Camilerin önünde kimisi mecmua satıyor, kimisi sucuk satıyor, peynir satıyor, takke satıyor, tesbih satıyor. Bir gürültü, bir velvele huzurum kaçtı benim yani. Camilerin sükuneti kalmadı. Camilerin etrafında sükunet kalmadı ve felaket oldu. Başımıza bir gelecek var. Böyle devam ederse vaazımı keseyim diye düşünüyorum. Böyle velvele, gürültü, o mecmua satanlar, çılgın çılgın bağırmalar. Bunlar İslam'ın izzetine, haysiyetine, letafetine, nezaketine uygun şeyler değil. Hoşuma gitmiyor. Böyle giderse vaazlarımı kaldıracağım. Başka camilere, küçük bir camiler alacağım. Huzurum kaçıyor. Pazar günü de bir açıklama yapacağım inşallah. Bunlar Allah'ın lütfuyla düzene girerse devam edeceğiz. Ve İslam'ı anlatma mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah-u Teala cümlemize idrak ve izan nasip etsin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, cümlemizi kulluğuna kabul eyle. İslam'ı anlayan, İslam'ı bizzat hayatında yaşayan müminler sınıfına ilhak eyle. Başımızdaki musibetlerin, başımızdaki felaketlerin İslam'dan uzaklaştığımızdan dolayı geldiğine inanıyoruz. Bizi İslam ile yeniden kurtar ya Rabbi. Yeniden ıslah eyle ya Rabbi. Yeniden İslam eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Alemi İslam'ın başındaki korkunç hesaplarını kafirlerin kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Müslümanları Müslümanlara kırdırmak istiyorlar. Bu kafirlerin tuzaklarını kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna, cennetine, rahmetine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek burada bir saatten beri oturup bekleyen, nasihat dinleyen, sana secde etmeye gelen, el açıp amin diyen, rahmetine, merhametine sığınan mümin kardeşlerimi ve bu dersleri çeşitli vasıtalarla dinleyen bütün ehli imanı cennet ve cemalinle tevfik eyle ya Rabbi.